Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet gördüğünüz bu renklerden bir model hazırladım. istek üzerine yine çingene pembemiz 5 numara. Saks mavimiz 335 Sarımızda 600 sanırsam 131 de şu şekilde yazmamışım kağıdında bakın 131 bu şekilde numaralarım bunlardan size çok güzel bir küpe çiçeği modeli hazırladım. Modelimiz şöyle kibarcık bir küpe çiçeği arkadaşlar şöyle borusu ilk önce motifleri ekleyerek yaptım sonra çimenini yaparak tutturdum bu şekilde şimdi arkadaşlar bakın bu şöyle kolalarak kolalanarak kullanılan bir model jelatin e, kola jelatini çıkmış şöyle bir parça az bir suyla eritip şöyle parmağı suya değip şöyle kenarlarından şöyle el diyerek kolalanıyor isterseniz o şekilde sert bir şekilde kullanabilirsiniz bakın ben hiçbir şey kullanmadım sadece yaptığım gibi sizlere bu şekilde sundum. Evet çok da hoş oldu renkleri. Demin gösterdiğim çingene pembesiyle de diğer çiçeğimizi sizle beraber yapacağız. Bakın duruşu şöyle borunun duruşuna ve çiçeğin kendisi bu şekilde. Evet şöyle kolay bu boru deyince arkadaşlar bakın trabzanla yaptım bu boruları sık iğne değil kolay boru dediğim için o şekilde Evet modelim bu şöyle karşıdan da görün bu şekilde Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet küpe çiçeğimizin yapımıyla başlıyoruz parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum ipin üzerine bu şekilde koyup ikisini birden tuttum orta kısmından girip şöyle ilmek alıp bir sık ile buraya tutturdum. Bakın iki tel üstte, bir tel altta olacak şekilde bu şekilde halkamızı hazırlıyoruz ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle bir 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1 2 2. 4 oldu trabzan adetimiz sayımız bu 5. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip ilmek alıyorum. Böyle 6 oldu. 7 8 9 ve 10. 10 tane 3 seferde aldığımız trabzanı yaptık. İlk zeminimiz bu şekilde başlıyor. Bu halkamızın ucundaki ipten bakın kapatıyoruz yuva bakın şöyle kendiliğinden kapanıyor. Böyle bir çağınız oluşuyor kendiliğinden. Siz sadece ipi yavaş yavaş sıkın arkadaşlar. Buradan 3 zincirle bakın çektiğim ilk trabzan var ya onun bu tepe noktasından girerek bu şekilde ilmeğimi çıkaramadım tekrar şöyle göremeyince bakın. buradaki 3 zincirimizin Tepe noktasından giriyorum şöyle arkadaşlar buraya sabitliyorum sık iğne ile tutturdum bakın ilk sıramız bu şekilde oluştu ve 3 tane zincir çekerek ikinci sırayı yapacağız şöyle bir defa doluyorum aynı yere giriyorum çünkü arkadaşlar arada ikinci katta açılma olmasın şöyle bir zinciri sıkı çektiğim için ve biraz siz bol çekin arkadaşlar trabzan yapacağız bir defa doladım tığımı hemen bakın şu taraftan daha net gözüktüğü için buradan devam edelim bakın trabzanımızın tepe noktasına giriyorum buradan hemen şöyle bir şöyle iki şöyle 2 3 oldu bir defa tığımı doladım sırasıyla tüm trabzanların tepe noktasına bakın arkadaşlar tüm boşluklara girerek bu şekilde 10 adet trabzan yapıyorum bakın şöyle ön yüzünden de göstereyim Evet bir defa doladım şöyle saymıyorum zaten tüm trabzan noktalarına girileceği için saymadan sırasıyla yapıyorum şöyle bir 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım. Hemen trabzanımızın tepe noktasına girip 1, 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Trabzanımızın tepe noktasına giriyorum. Ve şöyle 1, 2 ve 2. 3 oldu. Bakın. Hemen şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın tepe noktasına giriyorum ve trabzanımı tamam bakın sonuncuya geldik arkadaşlar tek bir tane kaldı şöyle ona da girip ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz Evet bakın yine geldik bu üç zincirle yaptığımız noktaya Buraya ten tepe noktasına girelim. Aslında çok kolay buraya girmesi de arkadaşlar ışık vurduğu için herhalde gözükmüyor. Evet büyüklüğü bu kadar oluyor. İki seferde olan trabzanımızın ve bir iki şöyle üç tane zincir çekiyorum. Buralara yuva yapacağız arkadaşlar. Bakın bu yaptığımız borunun içine şöyle bir tane sık iğne bırakıp ikinci sık iğnemin içine girip şöyle buraya 3 zincirden bir tane yuva yaptım Bunlar papatyamızın yaprakları için yuva olacak yine 3 zincirimi çekiyorum bakın hemen bir tane arada sık iğne gibi gözüküyor trabzan boşluğu bırakıp şöyle daha net gözüksün arasından girerek buraya yuvamızı sabitliyoruz şekilde yuvalar hazırlayacağız minik minik. Evet. Şimdi sırayla bir tane bırakıp ikinciye 1 2 3 zincir. Bir tane bırakıp şöyle bakın. Toplamda 1 2 3 4 oldu. Sonucu ve 5. yuvamız için de 3 tane zincirimizi çektik. Şöyle bakın arkadaşlar tam geldik. Bakın, onun dip noktasına hemen kapatıyorum. Beşinci yuvamızı da bu şekilde. Bu şekilde birer trabzan atlayarak beş tane yuva yaptık ve ilk bu yaptığımız yuvanın içine bakın bu şekilde sık iğne ile giriş yapıyorum ve üç tane zincir çekiyorum. İki defa tığımı doladım. Şöyle yuvamın içine giriyorum 2 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım yine iki defa doladım tığımı aynı yuvanın içine şöyle girip 2 2 2 alarak üçüncü trabzanı yaptım zincirimle beraber iki defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve yuvanın içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bakın, bu şekilde 5 tane trabzanım oldu. İkinci yuvaya şimdi şu şekilde bakın sık iğne ile giriyorum. Şöyle bakın tığımla kaldırayım. Daha net gözüksün. Sık iğne ile geçiş yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir bile kenara hafif alalım. Özellikle bu şekilde küçük yapıyorum ki böyle kalıp gibi yapraklarımız düzgün dursun diye arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2 2 2. 3 oldu. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2 alarak 4 tane trabzan oldu hemen 3 zincir çekip buraya aynı bu 3 zincirli yuvanın içine 5. trabzan olarak yaprağımı kapattım sıradaki 3 zincirli yuvanın içine girdim aynı şekilde tüm yuvalara böyle üçer defa aldığım yapraklar yapacağız 3 zincirimi çekiyorum 2 defa doladım şöyle 2 2 2 iki defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 2 defa doluyorum şöyle 2 2 2 şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yuvanın içine girip kapattım yapacağım Bakın. şimdi sıradaki bu üç zincir yuvaya çevire çevire arkadaşlar yapacağız bu şekilde Bakın düşünün bir de bunu tülbentteki bu hani 5 zincirli pipirin üzerine yaptığımızı bakın döne döne elimizde bu şekilde tülbent de dönecek. 2 kat yıpranma olacak. 3 zincirimizi çekiyorum. Evvela bu şekilde motifi hazırlamak daha güzel temiz iş oluyor diye düşünüyorum. Evet. 2 2 alarak 3 seferde aldım. 4. trabzanımı da giriyorum. 2 2 ve 2. Şimdi 3 zincirimi çektim. Yuvanın içine girdim. Buraya sabitliyorum. Sonuncu yuvamın da içine giriyorum. Bakın bu şekilde. Ve sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 ve 3 zincir. Iki defa doladım şöyle 2 şöyle 2 şöyle 2 iki. iki defa doladım 2 2 2 şöyle 2 2 2 Evet sonuncuyu da 3 zincir çekerek yapıyorum aynı yuvanın içinde 5 trabzan olarak kapattım dibinde de bir zincir çektim bakın İsterseniz isterseniz arkadaşlar bunu kaynaması için bakın şu şekilde koparmadan önce buradaki hani sık iğne vardı ya e, en son kapattığımız geçiş olarak yaptığımız oraya da böyle bir sık iğne yaparak kaynaştırma işlemi yapıyordum. Şimdi hatırladım. Evet bakın şimdi koparabiliriz. Dibinde de bir tane zincirimizi çektik. Çekmediysek bir tane daha çekelim zor değil sanki arkadaşlar bir zinciri düşünüp duruyorum Evet bakın bu şekilde borumuz oluştu şimdi ben bunu arkada şöyle şuradaki trabzanın arkasından ilmek alıp şöyle bakın buradan şöyle iki tel alıp arkaya çekip yakıp temizleyip geliyorum şimdi işlem uzamasın daha fazla hemen tohum kısmına geçelim bakın bu şekilde hazır çiçeğimiz şimdi şu hani üçer zincirle kapattığımız sık iğneler var ya bu aralara girerek bu şekilde trabzanlar oluştururuz. Bakın ilk önce böyle sık iğne ile sağdan girip öbür yuvadan bakın yuvanın birinden girip öbüründen bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Buraya ipimi tutturdum bakın. Şöyle şunu da bir iki tane zincir çekiyorum. Sırasıyla tüm bu yuvalara trabzan yapacağım arkadaşlar. Bir defa tığımı doladım. Bakın aynı şekilde buradan şöyle net kaldırıp göstereyim isterseniz. Buradan giriyorum tığımı bu noktada. Ortadaki noktadan çıkarıyorum ve yine buraya 2 2 alarak trabzan yapacağım. Tüm 5 tane yuva yapmıştık. Bu 5 beş yuvanın 5'ine de bu şekilde ikişer sefer aldığım trabzanlar yapacağız. Bir defa tığımı doluyorum ve bakın her yaprağımın şöyle kenarındaki yerden girip sağdan giriyorum ve soldan çevirerek arkadaşlar elinizde bu şekilde girdim trabzanların arasına ve yine ilmek çıkarıp şöyle iki iki alarak trabzan yaptım bir zincir Şöyle elinizle çevirin. Bir defa doladım. Ve sağdan girip soldan çıkıyorum bu şekilde. Hemen şöyle 2 2 olarak trabzan yaptım. Yine bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Bakın. Sonuncu 5. tırabzanımızı da buradaki yuvamıza şöyle sağdan girip soldan çıkarak trabzan yapacağız. Şöyle elimle bir tutayım böyle kameradan görünce farklı oluyor arkadaşlar şöyle bakın bir zincir çektim ilk yaptığımız trabzanımız vardı ya artık şöyle şuradan kavrayabiliriz buradan bu kısımdan ilk trabzandan sık iğne ile bir zincirimi buraya tutturuyorum şöyle bakın birleştirdim yani sık iğne ile 5 tane trabzanımız oldu 5 yuvanın içine bu şekilde 5 tane trabzan yaptık diğerlerini sık iğne yapacağım arkadaşlar bakın şöyle 5 trabzanımın aralarına girerek 4 tane sık iğne olacak şöyle bir çevire çevire şöyle 2 şöyle 3 ve bir tane eksiliyor her dönüş sırasında bu şekilde 4 Bakın şimdi de üç tane bu şekilde buraya yapıp iki sıra sık iğne bir sırada bu şekilde trabzan yaparak şöyle modelimizi bakın her sık iğnenin atlamak yok içine giriyorum şöyle sonuncu sık iğnemi de bakın buradan bu şekilde yaparak şöyle kapattım bitti bitti bakın hiç Girecek yer kalmadı bu şekilde. Hemen bir zincirimi çekiyorum tepe noktama. Şöyle ipimi aşağı çekeceğim için hafif biraz uzun keselim arkadaşlar ipimizi. Bu şekilde uzun kestik. Şimdi bunun hani sihirli halka yaptığımız nokta var ya. Oradan şöyle rahatça tığımızı buradan giriyorum. Şöyle sihirli halkamın içinden girip ipi kopardım bu noktadan bakın tığımız en üst noktadan çıktı. Şimdi bu tığımın ucuna bu yüzden arkadaş tutması kolay olsun diye bakın sarı ipinizi uzun bırakmayı unutmayın. Böyle çekiyorum. Şöyle en alttan tığımı girdiğim yerden çıkıyorum. Bakın bu şekilde şöyle minik bir tohumunuz oldu. Şöyle aşağıda böyle basık baskın durmasını istiyorsanız ipi çektiğiniz takdirde bu içine kömürcek arkadaşlar şöyle bakın ben inşallah net gösteriyorum şimdi bu ipimi temizleyin bu ipimi yakıp hemen bu ara suyuna, tutturma işlemine geçelim çok da güzel oldu arkadaşlar bakın pembe de açtı gayet hoş bir çiçeğimiz oldu Evet arkadaşlar istenilen model bu şekilde ara suyudaydı. ben de aynısını birebir yaptım Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle 1, 2. Bir defa doluyorum. Sıradaki boş olan tığ battıya 1, 2. Bakın üçünü birden kapattım. Bu şekilde üçgen 3 üç tane trabzanımız oldu. Şöyle bakın dibine de otursun diye bir tane zincir çekiyorum. Ve yapmış olduğum bu çiçeğimi alıyorum bakın kapattığım bu birleştirdiğimiz trabzanların şöyle bir bu tarafından bir de şöyle tam karşılıklı olacak şekilde öbür tarafından çıkıyorum arkadaşlar orantılı şöyle tam ortasından yapıyorum yani 5 bir tarafta 5 bir tarafta olacak şekilde trabzanları buraya bu şekilde tutturuyorum dediğim gibi bu kirpiğin üzerine yapılmıştı ben ama böyle bu şekilde tutturmayı tercih ettim. Eğer istiyorsanız siz de arkadaşlar bu pipirin üzerine bunu yapabilirsiniz ama evirip çevirip yaparsanız biraz zorlanırsınız bakın. Bu şekilde tutturdum. Aynı tığ battıya. En son yaptığım tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle fazla arkadaşlar sıktırmadım ki şeyi bozulmasın, borunun şekli bozulmasın kalıp gibi de yaptık Kısık sıkı sıkı yapıldığı için şöyle bir iki üç zincir bir defa doladım iki tane de şöyle ara suyundan göstererek bitireyim arkadaşlar üç seferde aldığım trabzan ve tığımda iki tane ilmek var bir defa tığımı doluyorum diğer tığ battığı boş olan tığ battığı geçip şöyle yine bir tane tığımda bırakıp üçünü birden kapattım şöyle dört zincir ikisini birden kavrayıp trabzanların buraya bir tane 4 zincirden tomurcuk yapıyorum yine 3 zincir çekip en son kapattığım bu trabzanla aynı yere kapatıyorum 1 2 3 Evet bak ara da bu şekilde oluyor bir tane daha yapalım diğer iki de ben yaparım bitiririz inşallah 1 ve 2 bir defa doladım 1 ve 2 3 tane ilmek var 3 Üçünü birden kapatıp 4 zincirimi çekiyorum ve buraya ikisini birden alarak tomurcuğumu iki trabzana birden kapattım. Evet, 3 tane zincirimi çektim. Bu şekilde yine bir tane daha ara suyu yaptık. Yine 3 zincir defa doladım. Şöyle 1 2 bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. 3 tane ilmek üçünü birden kapattım. Bakın üç tane trabzanımız var. Şöyle 4 zincir kapatıyorum bu şekilde. Evet. Hemen aynı tığ battıya dördüncüyü de kapattım. Bakın bu şekilde. Hemen bunları bir iki tane daha yapıp şöyle uzatıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimizi bitirdik. Şöyle bu şekilde oldu. Çok hoş ve çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın şöyle size bir küpe çiçeğinden bir buket hazırlayayım. Şöyle tutayım. Evet. Çok tatlı oldular. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bu pembe de bu tonlama yaptığım mavileri bir hareket, bir canlılık getirdi. Çok tatlı durdular. İnşallah şöyle işinize yarayan da güzel bir çekim olmuştur. İsteyen arkadaş da memnun kalmıştır. Biraz böyle videolar pek izlenim almıyor ama olsun arkadaşlar. Bir kişinin gönlünü yapmak da güzel bir şey. Evet, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.